İkine yön veremiyorum sağa sola, kayıyor. Şu an böyle asfalt üzerinden Bahçeşehir'e doğru gidiyoruz. Aman Allah'ım, içerisi. Devam. Arkadaşlar, Motopark TV'ye hoş geldiniz. Bir dakika, çok fazla kar var. Evet, bugün arkadaşlar bir vlog yapacağız, eğleneceğiz. Sevgili kardeşim Bilal dedi ki, bende böyle bir UTV var. CF Moto'nun U-Force, yanlış söylemedim, evet, U-Force 550'si var. Bugün biraz deneyeceğiz, çıkacağız böyle. Hazır kar da yağdı. Çıktık İzmit'in Bahçecik Dağları'na. Biraz saplandık, biraz çıktık. Bugün sizi böyle bir eğlenceli vlog bekliyor. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Keşke hidrolik olsaydı. Abi, dönmedi lan. Dur bir daha yapalım. Thank you.
bir harika dostum. Allah'ım, bu nasıl bir keyif ya? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi karda drift de yapabiliyorsunuz bu aletle. Yani bunun hem 4x4 özelliği var, hem de 4x2 var. 4x4 zorlu arazi koşullarında, böyle şöyle üstüne oturabilir miyim? Otururum tabii, niye oturamayacağım ya? Böyle zorlu arazi koşullarında falan ne yapıyorsunuz? 4x4'ü alıyorsunuz. Ama öteki türlü işte bol kar bulduk burada. Dedik ki şurada 4x2'ye çekelim, drift yapalım, dönelim. Burası böyle güzel bir beyaz örtüydü. Belki bize kızacaklar ama. Gerçi kimsenin de olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir göstersene etrafını, yaptık döne döne. Manzaraya karşı çektik. İzmit'i arkamıza aldık CF'le. Gerçekten böyle keyifli bir gün geçiriyorum. Bilal kardeşim sağ olsun, teşekkür ederim. Böyle verdi bize UTV'sini. Geziyoruz, tozuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ha şu video nasıl olacak arkadaşlar? Burada şimdi bu motorun kalkıp, pardon özür dilerim, UTV'nin kalkıp size böyle detaylı anlatımını falan yapmayacağım. Çünkü gerçekten çok fazla bilgiye sahip değilim. Ama siz derseniz ki şuradan kanala abone olursunuz, yorumlara dersiniz ki ya abi böyle aletleri de tanıt derseniz, neden olmasın abi, seve seve yaparız. Bence çok keyifli. Özellikle böyle kış aylarında falan harika keyifli oluyor. Böyle içeride brandaları falan da var. Bilal yaptırmış her şeyini. Çekiyoruz fermuarlarını. Üşümüyorsun da içeride fazla. İçerisi biraz gürültülü ama yapacak bir şey yok. Bu keyfe, her şeye değerdi. Vallahi ben çok keyif aldım. Ne yapsak ya? Bir tane böyle UTV'ye mi sarsak? Bilal alır mıyız? Gezer miyiz beraber? Olabilir. Beni de gezdireceksin ama. Buraları Bilal daha iyi biliyor. Ben o kadar bilmiyorum. Böyle bir ara battık. Çıkartırken zorlandık. Orada böyle nereden baksın 1 metreye kadar kar varmış. Yani aracın altı oturduğu için yürüyemedi. Lastikler boşta kaldı böyle. Sonra ATV ile MATV ile bir şeylerle çektik. Neyse çok sıkmıyorum. Hadi devam edelim. Biraz daha güzel videolarla baş başa bırakıyorum sizi. Ki böyle buradan insem, buranın zemini fena değil. Bakayım, kaymıyorum. Buradan böyle gelsem, beni şurası korkutuyor. Çok çamur arkadaşlar. Peki buradan, Allah'ım ne olur düşmeyeyim, su çok soğuktur ya. Şöyle atlasam. Ne diyorsun ya, buradan vurabilir miyiz buraya? Bilal'i duymuyorsunuz şu anda, siz sadece beni duyuyorsunuz değil mi? Kanka düşersem kurtarırsın beni değil mi? Hıa! Oradan gelirsem, şuradan şöyle buraya geliriz kanka. Bence burada kahve falan, kahvemiz yok ama su var, su içeriz. Olmaz mı? Bence olur. Abone olun, abone, abone. Katılın. Ben o zaman UTV'me gidiyorum. Düşmeden inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Şuradan da şöyle. Vay. Sürmesi keyifli. Birazcık da yorucu mu ne ya? Arkadaşlar vallahi. Neyse, çok ATV kadar çamur olmadığımı söyleyebilirim. Lütfen yorumlara yazın. Geçeyim mi buradan, geçmeyeyim mi? Ben geçebileceğimi düşünüyorum. Ben gidiyorum geçmeye. We'll be right back.
Finalde artık geldik. Keyif yapıyoruz abi. Bak burada kar var. Doğal su falan be. Bundan su falan içiyoruz. Harika da bir doğanın içerisindeyiz. Tekrar tekrar Bilal'e teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir içerikte bana yardımcı olduğu için teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun. Ne demek? Ben çok keyif aldım vallahi çekerken. Değişik bir vlog oldu. Ben de hep kameranın arkasındaydım. Bugün ilk defa kameranın karşısına geçip konuşuyorum. Ya ben yapmayayım etmeyeyim. Ne yapmayayım etmeyeceğim. Dedim hep arkasındayız. Hep çekiyoruz, hep kurguluyoruz falan ama hiç önüne düşünmemiştim. Sen ilk vesile oldun. Sen söyledin. Varmış ya. Seni kıramadım o yüzden dedim ben de konuşayım bakayım deneyeyim oluyor mu olmuyor mu. Bilal yani, neler yapıyorsun? Ufaktan bir bahsetsene kendinden. Hani insanlar da böyle bir seni tanısın etsin. Basikeleliyim. Buralıyım. Burada doğma büyümeyiz. Buralıyız. Ben neler yapıyorum? Video içeriği, üreticiliği yapıyorum. Daha öncesinde reklam ajansım vardı. Reklam ajansı firmalara, kurumsal firmalara sosyal medya hizmeti veriyordum. Bir iki sene kadar yaptım. Ondan sonra bir ara verdim. Kişi bazlı çalışmalarım daha çok oluyor. Daha çok özel çalışıyorsun. Özel yani. Çalışıyorum. İçerik istiyorlar. Kurgu isteniyor. Bu şekilde çalışıyorum. Evet. Şu anki olduğu gibi. Gayrimenkul sektöründe sunumlar hazırlıyorum. Proje sunumları hazırlıyorum. Evet, bu iş buraya taşındı artık. Yani artık eskiden gayrimenkulde dairenin resimleri çekilirdi. Evet. Şimdi artık yani sen daha çok bu işin içindesin ama ben şimdi görüyorum abi bir daire tanıtımı yapıyorlar. O kadar güzel efektler, o kadar güzel işçilikler oluyor ki. Evet. Yani bana o gösterdi. Ben öyle aşina oldum bu işe, öyle öğrendim. Yani farklı bir boyut getirmişsiniz artık bu işe abi. Tabii YouTube düşüncem her zaman vardı. Yani bir YouTube yapayım mı? YouTube düşüneyim mi? Nelerdir Twitch de yapmadım. Aslında bir türlü bir yerden giriş yapmadım. Hep arka tarafta tercih ettim ve hala aslında tercihim arka taraf. Yani kameranın arkasında. Ona saygı duyuyorum. Hani kimisi bazen böyle hani önde olmak. Bense mesela bak hani bana Bilal diyor ki sen sakın bu işi bırakma dedi. Hani böyle bir yerde kesinlikle tanıştık biz. Nerede tanıştığımızı da söyleyeyim. Norden'in çekimlerinde karşılaştık. Bir muhabbet ettik falan. Ya dedi ki böyle böyle içerikler yapıyoruz. Böyle böyle şeyler sunuyoruz. Ya dedim ki ya neden beraber bir şeyler yapmayalım dedim. Ben biraz ettim ona. Yani artık bazen yoruluyorum. Yaptığım şeylerin karşılığı bazen bulamıyorum falan. O da bana yani sağ olsun manevi olarak dedi. Sakın dedi bırakma. Güzel bir şeyler yapmışsın dedi. Kesinlikle çok ya güzel. O gün böyle güzel bir enerji verdi. Hatta dedi ki gel dedi böyle bir şey yapalım mı seninle dedi. Aynen. Dedim hadi yapalım. Aradan çok da geçmedi zaten. Buluştuk oturduk. Dedik çıkalım doğaçlama bir şeyler çekelim. Vlog yapalım. Bugün kara battık. Aynen. Çamurdan geçtik. Aslında leş gibi çekmemiz olduk. Çekmemiz gereken şeyleri çekmedik aslında. Evet evet. Bir ara mücadeleye verdik. Biraz kendimizi bu TV'yi kurtaralım falan. Yeni insanlarla tanıştık. Aynen yeni insanlarla tanıştık. Ateş sever insanlarla tanıştık. Aslında oraları nasıl çekmedik biz ya? Ben hala şu an düşünüyorum. Yazık oldu yani. O zaman bu tarz içerikleri beğendiyseniz arkadaşlar siz de yorumlarda belirtin. Bu tarz böyle çıkıp çekebiliriz. Yani Bilal'in böyle ATV'si var, UTV'si var. Birçok elinde imkanı var. Sağ olsun da bugün bize dedi ki gel dedi yapalım. Her şeyimiz var dedi. Ekipmanları birleştirdik. Onda da bir ton ekipman var. Drone'u bilmem nesi. Böyle sonuçta güzel bir şey çıkartmaya çalıştık sizin için ortaya. Biz bugün ben çok eğlendim. Ben teşekkür de çok ederim. Eğlendim vallahi ya. Bu ara bir hastalık falan filan benim için de iyi oldu. Bir çıktım bir hava aldım. Kendime geldim süper oldu. Bence çok güzeldi. Hani bir de kurguyu da ben de merak ediyorum bu arada. Kurguyu sözlerde o yapacak. Ben yapacağım. Merak ediyorum. Şu an bunu da editlerken bir bakacağım bakalım sen neler çıkacak kanka falan. Sen güzel şeyler çıkartırsın. Güzel bir şey çıkartırım ve keyifli bir şey izletmek istiyorum sizlere de. Ben bakalım ona eminim. Bir YouTube'da. YouTube içeriği farklı. YouTube'un olayı çok farklı. Biliyorsunuz işte telif olayları bilmem ne her şeye çok dikkat evet, etmek evet, gerekiyor. Evet, maalesef. O yüzden bakalım elimizdeki imkanlarla neler yapacağız, neler çıkartacağız. Ama güzel bir çekim oldu bugün gerçekten senden. Ama uğraştık yani verdin sadece yani. Gezelim değil şurada duralım bunu yapalım kafalar çok güzel uyuştu. Yani sadece işin eğlencesine kalmayıp içerikte neler çıkarabileceğin böyle kafanın uyuştuğu bir adamla çalışmak da gerçekten keyifliymiş bu arada. Ekip iyi olunca işte iyi çıkıyor zaten ya. Her dur daha ne videolar çekeceğiz seninle. Arkadaşlar yazın yorumlara içerikleri beğendiyseniz buradan Bilal'le arada bir böyle güzel güzel içerikler sadece motor anlamında değil belki çok daha farklı işler yapabileceğimizi kesinlikle düşünüyorum Bilal'le. O yüzden şuradan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben Bilal'in Instagram'ını ve diğer şeylerin hepsini yorumlara, linklere bırakacağım. Yaptığı işleri merak ediyorsunuz veya herhangi bir danışmanlık hizmeti almak isterseniz ona oradan ulaşabilirsiniz. Onun dışında gayet güzeldi her şey. Eklemek istediğim şey var mı? Vallahi yok. Ben tekrar çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Ne demek? Güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Daha da farklı. İkimizin de kafası dediğin gibi bir şeyler yerine saymayı sevmeyen bir yapımız var. O yüzden güzel şeyler çıkartmayı umuyorum. Beraber güzel işler çıkaracağız diye umuyorum yani. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Bence güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar kanala abone oldunuz. Artık katıl tuşumuz da aktif biliyorsunuz. Düşünürseniz
bizim kabileye katılabilirsiniz. Onun dışında bizden bu haftalık bu kadar. Kendinize dikkat edin. Dediğim gibi yorumlara mutlaka yazın. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz offroad bilmem ne. Ha buna şeyi de ekleyebiliriz. ATV, UTV, Enduro'muz var. Enduro var. Mevlüt abinin oraya gidebiliriz. Aynen, bu arada Mevlüt şampiyon zaten tanıştırdı beni aynen, kendisiyle. Mevlüt, buradan şampiyon. Çok isterdim. Sana da selamlar evet. Oğlum. Ama bir dakika bugün çağırmadı bizi. Kartepe'de kayıyor. Dedim ki beni al yanına almamış. Buradan sana sitem ediyorum. Bu videoyu izliyorsan sana da sitem olsun. Arkadaşlar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.